yapamadık. 2007'ye kadarki başarılı büyüme düşüşe geçti. Partinin kurucu genel başkanı Meral Akşener'in İçişleri Bakanlığı'na yeni parti kuruluş dilekçesini vermesiyle partiyi açıklayan Akşener, görkemli bir kalabalıkla siyaset hayatına başladı. Salona sığmayan yaklaşık 10 bin kişinin dışarıdan takip ettiği Akşener, kürsüye çıktığı sırada salondakilerin "Başbakan Meral" şeklinde slogan atması üzerine "Ben Cumhurbaşkanı olacağım" şeklinde cevap verdi. İşsizlik 13.4 ile tarihi rekordadır. 5-10 bin liralık ihtiyaç kredi faizi %25'e yaklaşmıştır. Dikkatinize sunuyorum. 500 büyük firma kazancının 1/3'ünü faize ödüyor. Türkiye maalesef dünyanın en yüksek faizini ödeyen ekonomilerin başında bugün. Kurucu kadroda yer alan eski Mersin Milletvekili ve Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz, MHP Mersin eski Milletvekili Behit Çelik dikkati çeken isimlerden oldu. Buluşmaya Mersin'den yaklaşık 300 kişilik bir katılımın olduğu öğrenildi. Ekonomik çıkıştan niçin düştük? 3 temel kaynağı var. Yapısal hale gelen yolsuzluklar, dış politika serüveni, siyasi operasyonlar. Meral Akşener'in önderliğinde kurulan partinin hazırlık aşamalarında değişimin ana gücü Mersin hareketine öncülük eden Mersinli iş adamı Mahmut Özsavran, partiyi ve vizyonu hakkında mikrofonlarımıza konuştu. Bu insanlar daha evvelden siyasette yer almamış ama çok büyük projelerle, çok güçlü projelerle hanımefendinin yanında yer alıyorlar ve ülkeye tamamen yepyeni, yani siyasetin içerisinde görülmemiş olan birçok şeyle, daha evvelden uygulanmamış birçok projelerle, çok güçlü manada, çok yeni projelerle, çok iyi bir kadroyla, çok iyi kurmay heyetiyle geliyor. Özsavran, Mersin elinde partiye büyük bir teveccüh olduğunu söyleyerek vatan ve milletini seven herkese kapılarının açık olduğunu belirtti. Mersin halkının bütün yaşayan insanları kendilerini bu partinin içerisinde görecekler. Hem de icra noktasında görecekler. Her kesiminden. Evet, her kesiminden. Yani bu insanlar hiçbir şekilde dışarıda kalmayacaklar. Hiç kimse dışarıda kalmayacak. İyi Parti'de siyaset yapmak isteyen, terörle bağlantısı olmayan, her kesimden olan tüm kardeşlerimiz, tüm arkadaşlarımız kendilerini burada ifade edebilecekler. Kendilerini burada temsil edildiklerini görecekler ve çok çoğulcu, herkesin katıldığı çok geniş bir yelpaze ile inşallah Mersin yönetimi de, ili de, ilçeleri de çok güçlü bir şekilde kendini ifade edecek diye düşünüyorum. Mahmut Özsavran, il ve ilçe teşkilatlarının göreve hazır halde olduğunu vurgulayarak Mersin'de sürpriz isimlerin de partiye katılacağının bilgisini verdi. İl başkanlığı ile alakalı veya ilçelerle alakalı herhangi bir resmi görevlendirme olmadı. Malumunuz partimiz daha dün itibariyle kuruldu. Diğer kurullar, diğer organlar da tabii oluşacak. Bunların akabinde, yani hemen önümüzdeki hafta olabilir, Mersin ve diğer görevlendirilmemiş olan birçok ilde artık il başkanları açıklanacak. Muhtemelendir ki görevlendirmeler yapılacak. Ondan sonra da tabii iller ve ilçeler kurulmaya başlanacak. Biz tabii burada hazırız derken toplumsal olarak bir hazır olduğumuzu, arkadaşlarımızla beraber bizlerin hazır olduğunu deklare etmek istiyorum. Herhangi bir şekilde şahsımda dahil olmak üzere herhangi bir görevlendirme yok. Ama tekrar diyorum, biz hazırız. Çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim.